الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Sözler 548. İmam-ı Mubin ilim ve emri ilahinin bir nevine bir unvandır ki. İmam-ı Mubin, bir de Kitab-ı Mubin, ikisinin ceminden Lef-i Mahfuz alemi. Onun da Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı Dima. Arş'ın bizdeki karşılığı kalp. Lef-i Mahfuz oluşturan İmam-ı Mubin ve Kitab-ı Mubin. Evet. İki olarak ayrılır değil mi abi? Evet. İmam-ı Mubin, ilim emir. Mazi ve müstakbel, Kitab-ı Mübin, irade ve kudret. Bunlar Allah'ın sıfatları. Bir nevine bir unvandır ki, yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade, İmam-ı Mübin ne demek? Yani şu anda gözükenin dışında İmam-ı Mübin, o eşyanın aslına, nesline, köklerine ve tohumlarına bakar. Rusya'daki cümleler. Yani her şeyin vücudu zahirsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i İlahi'nin bir defteridir. İmam-ı Mubin. İmam-ı Mubin kader defteridir. Kitab-ı Mubin kudret defteridir. Hal kader değildir. Mazi kaderdir. Hal kudrettir, gelecek tekliftir, irade. Bak nasıl oturuyor sıfatlar. Bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tazamun edecek olan programları ve filisteleri. Bir çekirdekte bütün ağacın, eğer denilen bir şey hayal ederseniz hem mevzudan kopmazsınız, hem kavramak çok kolay ol. Duymayla yetinmeyin. Bir çekirdek deyince elinize bir çekirdek alın. Bütün ağacın teşkilatını tazamun edecek olan o çekirdek, ağacın programı ve filisteleri ve filiste ve programları tayin eden çekirdek, daha çok. Çıkan ne? Ağaç. Çıktığı yer çekirdek. Çekirdeği kim oluşturacak? Onu yapıyoruz. O ağacın filiste ve programını tayin eden o evamiri tekviniye. Yani çekirdeğe, ağacı yazan evamiri tekviniyedir. Bugün evamiri tekviniye konuşacağız. Peki evamiri tekviniye nedir? Şimdi çok tuhaftır tabi, tahtamızda olacak inşallah, haritamızda olacak. İmam-ı Mubin kader defteridir. Kitab-ı Mubin kudret defteridir. Kader ne demektir? Mazi ve mustakbeldir. Mazi ve mustakbeldir. Demek ki mazi ve mustakbel ikisi birden kaderdir. Hal kudrettir. Kudret defteridir. Bu kader ve kudret bizimle alakası yok. Hiç kimse kaderimde ne var diye yapmıyor. Ne istiyorsa onu yapıyor. Kaderimde listede ne var diye yastığımın altına bakayım. Kapının önüne atmıştır kader ilahi. Bugün bunları yapacaksın diye yapan yoktur. Hiç kimse zaten, gavurun zaten kadermiş. Böyle bir problem yok. Ama kader ilim nevindendir. Abi müstakbeli kadere şey yaparken maziyi tam insan kavrayabiliyor da müstakbeli alırken nasıl almak gerekiyor? Mesela şöyle diyeyim. Bir top sahası düşün. FIFA mı diyorlar? UEFA mı diyorlar? Yani top sahasının kuralını koyan, boyunu, penaltı ne demektir? Taş ne demektir? Gol nasıl olur vesaire.
Bunların kuralını kim koyuyor Murat? UEFA mı FIFA mı? FIFA dünyada, UEFA Avrupa'da. Ha, FIFA. Şimdi top sahasının kuralını içinde oynayan futbolcu kuramaz. Yani ben penaltı saymıyorum. Bu taç değildir. Diyebilir mi? Diyemez. Peki futbolcunun oyunu ne kadardır? Onun hudutları çizilen, yani top sahasındaki kurallar var, futbolcunun ise kurallar içerisindeki kuralıdır. İşte top sahasındaki o sistemin adı kaderdir. Sistem içerisinde, yani kurallar içerisinde futbolcu oyunlar yapar. Taktikler geliştirir. Yöntemler yapar ama o yöntemler onun genel kuralların içerisinde kuralı var. Onu aşamaz. Hayata uygulayayım. Ben güneşi istediğim zaman doğmaz. Ben istediğim zaman güneş batmaz. Ömrümü ben tayin edemem. Karaciğerimi ben yapmadım. Yani böbreğini, dalağını, hani diyor ya, hangi organınızı, gözünüzün ve kulağınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan satın aldınız? Şimdi insan daha tansiyonuna hakim değil. Değil mi? Yani gözünü ve kulağını hangi tezgahtan ve dükkanda satın aldık? Yok. Demek ki bu genel bir kural var. Genel bir kural var. Sistem var. Bu sistem içerisinde bana sunulan tercihler var. O bana sunulan tercihler ise içerisindeki tercihimdir benim iradem. Kader bizimle alakası yok. Yani kaderimdir ben yapıyorum demiyoruz. Biz yapmıyoruz böyle bir şey. İstiyoruz, yapıyoruz. Elimizdeki liste var mı? Mesela biraz önce kafeye gittik. Kafe içtik. Geldi garson, liste aldı. Öyle mi? Liste aldı, gitti. O hazırlayana verdi. Onu gitti. Adam tercih edemez. Bizim tercihimizi tercih etmek zorundadır. Tamam. Şimdi bu aynı bunun gibi, bize bu adam yapmak zorunda mı bunu çalışıyorsa? Bizim elimize böyle irademizi ortadan kaldıran, ihtiyarımızı, aklımızı devre dışı yapan ağaçlarda, bitkilerde ve hayvanlarda böyledir. Böyle bizim hayatımız yok. Biz istersek yaparız, istersek yaparız. Yapmayız ya. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Mesela bu evamiri tekniğinin içerisinde hani bizim irademizin dışında olanlara bedihi kader, bizim irademizle tercih ettiklerimiz nazari kader. Aynen. Bunun ikisinin cemi de evamiri tekniğine mi oluyoruz? Evet. Bedihi kader var. Yani donmuş. Hı-hı. Bir de nazari var yani. İhtimaliyatlar içinde. Var ya. Şimdi kader aslında bir bakış tarzıdır. Nedir o? Kaderi ben, meselemiz kader değil de, kaderi İslam niye çıkartmış? İman esasında niye çıkartmış? Bir kere hiçbir sistem kendi aleyhinde olan bir şeyi öne çıkarmaz. Dine zıt değil demek. Dini ortadan kaldıran bir şey değil kader. Kader merhamet ilahiyeden bize verilmiştir. Kader merhamet ilahi göstergesidir. Niye? Buhran ve bunalımımıza sebebiyet veren bir sürü geçmişteki şeyimiz var. Demek ki kaderin buymuş. Yani kader yazdığı için ben yaptığım olan kader değil. Maziye geçtiği için kaderdir. Evlilik kaderdir. Evlenmişsin. Daha evlenmemişsen kader değildir. Çünkü Allah diyor ki böyle böyle birisini seç. Cenab-ı Hak demiyor ki ben ne yazdımsa o şekilde evleneceksin.
Demek ki kader Müslümanlara mazideki günahlarından yeise kapılmaması için kader ona imdad ediyor. Nasip buymuş. Ve biz ondan kurtuluyoruz. Onun eziciliğinden. Nasip buymuş. Teslim ona. Yani seni yeisten kurtarmak içindir. Onun için zaten kaderi paldır küldür bir ders olmaz. Beş tane iman esası yapılmadan, hazmetmeden, anlamadan kader dersi olmaz. Onun için kader altıncı sıradadır. Allah anlatılmadan melek anlatılamaz. Anlatmamak lazım. Anlatsan da olmaz. Allah'ı bilmeyene melek olmaz. Meleği bilmeyene kitap olmaz. Kitabı bilmeyene peygamber olmaz. Peygamber olmadan haşir olmaz. Bu beş tanesi olmadan kader olmaz. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rüsuli ve yevmil ahir ve bil kaderi. Hepsinde hüküm var, kaderde izah var. Ve bil kaderi, aç parantez, hayrihi ve şerrihi. Bütünlüğüdür kader. Kaderin izahı var. Peki kader kimdir? O beş tane iman esasını hazmeden insanın kendisidir. Şimdi ağaç var, çekirdek var, çekirdekte program yazılacak. Onun evamiri tekviniye yazıyor. Ona gireceğiz şimdi. O evamiri tekviniyenin bir mücessemi hükmünde denilebilir. Şimdiye kadar bitti. Metin düz okumuştum. Bir de oku metnini. İmam-ı Bin İlim ve emri ilahinin bir nevine bir unvandır ki, yani her şeyin vücudu zahirisine ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar, kader ilahinin bir defteridir. Bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve filisteleri, o filiste ve programları tayin eden o evamiri tekviniyeni bir mücessemi hükmünde denilebilir. Bitti. Şimdi zah. Yani evamiri tekviniye dondu. Elvan-ı tekviniye, bir hemen afendeki denizin donduğu gibi gördük ya. Dondu. Evamiri tekviniye donunca çekirdek oldu. Donsa soğukta. Evamiri tekviniyenin ısındı, içi dışarıya çıktı. Mücessem bir çekirdek olur. Yani ağacı tazamun eden bir çekirdek. İmam-ı Bin kader ilahinin bir defteri, bir mecmua desatiridir. İmam-ı Bin kader defteri ise Kitab-ı Mubin kudret defteridir. Kudret anidir. Mazi, müstakbel kudret defteri değildir. Anda olandır. Andakine kudret denilir. Mazi ve müstakbele kudret denmez. İlim emirdir o. İlmi vücutlardır. Yani ampul var ya, yanıyor sunuyor ve yanıyor sunuyor. Saniyede 60 defa yanar söner cumali. 50 defa. 50 defa. Devletlere göre değişiyor. 60 defa, 50 defa, 40 defa da yanıp söner devletler var. Elektriğin kalitesine göre. Ampul yanar söner, yanar söner. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için devamlı biz yanar görürüz. O yandığı andaki an kudrettir. Yanmadan, yandıktan sonra söndü. İkisi mazi ve müstakbel ilim. Emirdir, ilim emir, kader defteridir, andaki kudret defteridir. Kader İmam-ı Bin'dir, mazi ve müstakbeli tasamun ediyor. Yani seninle alakası yok bunun. Sistemin adıdır kader. Yani altı tane iman esasını insana monta edilişidir kader. Allah'a iman nokta istinadı. Nokta istinadımızı teşkil ediyor. Ahirete iman nokta istimdadımızı teşkil ediyor. Ha? Meleklere iman sahipsizlik olmadığını, bu hareketler bir melekle olduğunu, dizginleri on tutmuş. Hayat ve ben neyim, neyin nesidir? Bir kitap var. Bu kitaplara iman. Ama bu anlaşılmaz bir kitap. Muallimsiz olsa manası bir kağıttan ibaret kalır. Bu da peygamberlere iman. Peygamber gelmiş.
bu beş taneyi cem edip alemini inşa eden insanın haleti ruhiyesini oluşturan, o haleti ruhiyesinin ruhu olan kaderdir. Bütünlüğe getiriyor. Kader beşi bütünlüğe getirendir. İnsanı inşa edendir. Şöyle diyeyim. Amentu billahi İbrahim. Allah benim dışımda değil mi? O. Allah'a. Ben değil de Abdullah. Allah benim dışımda değil mi abi? Benim dışımda. Amentu billahi. Ve melaiketi. Melekler benim dışımda bir şey. Bakın. Gösterebiliyorsunuz bak. Allah. O. Hariç. Allah diyebilir misin tabi? Allah diyebilir misin tabi? O. Ve melaiketi. Yani o. Ha şu. Melek benim dışımda ya. Cebrail, Mikail, İsrafil. Ve kütübi. E kitaplar. Ha şunlar. Şu kitap. Yusuf. Dört kitap. Benim dışımda da. Ve Resulihi. Peygamberler. Gene benim dışımda. Zatın dışında. Haşir. Öteler. Oralar. Ahiret. Hep benim. Ve bil kaderi. Hadi parmağını göster. Böyle mi böyle mi böyle. Hangi yaptım? Hepsini yaptım. Neresi? Parmağınızı uzatır mısın? Kader. Bak kader hemen parantez aç. Ve bil kaderi. Aç kader. Hayrihi ve şerrihi. Hayır ve şerrin. Dünyada değil o. Hayır ve şer. Hariçte öyle bir şey yok. Onu şey yapan. Peki. Hayri ve şerri. Yapan kim? Hadi işaret et. Böyle yaptım. Ahiret. Böyle yaptım. Allah. Böyle yaptım. Melek. Tanımladı. Kitap. Onu ders verdi. Peygamber. Hadi kadere de bir işaret koyun. Kim? İnsan. Bu beş tane iman esasıyla inşa olan insanın halet-i ruhiyesi. Onun için kader risalesinin zeyli var. Enfusi derstir. Ne işi var orada? Kaderle ne alakası var? Meallerim çok acayip. Siz mi Allah'ı inkar ettiniz? Siz mi Allah'ı unuttunuz? He? Allah'ın cezasına bak. Cehennem değil ha. Başımıza toprak yağmıyor ha. Allah'ı unutmanın cezası nedir biliyor musunuz? Allah'ı unutmanın cezası seni sana unutturmaktır. Dünyada. Kader risalesini yazıyor. Abi o zaman şöyle bir bakış olabilir mi? Mesela bedihi kader yekününü içine aldığı için onun içerisine mesela kudretle, iradeyle müdahale eden kitab-ı mübin. Dünyada baktığımız zaman hali yaşayan insan. Hali yaşayan insan. İnsan. O zaman insan bir nevi kitab-ı mübin mi? Kitab-ı mübindir. O zaman imam-ı mübine de böyle şey yaptığı zaman, birleştiği zaman. Ruhu imam-ı mübindir. Bedeni kitab-ı mübindir. Ruhu imam-ı mübindir. İkisini birleştirince insan. İnsan oluyor. Çünkü ruh mazi ve müstakbeli cem eder. Bedeni halde yaşar. Zaten cisim, ceset, cismaniyet. Farklıdır. Tamam mı? Yani kudret defteri andır. Bak imam-ı bin mazi ve müstakbel. Kitab-ı bin hal. Halde olan benim. Ceset. Dır 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 dır. Ha. Şu anda var olan haldeki tarafım cismaniyet. Beden. Yani beden ya. Yani. Tamam mı? Mazi ve müstakbelim var bir sürü. Beden değil ki o. İlmi vücuttur. Mazim ilmi vücuttur. Gelecekte ben varım. Çünkü ruhlar aleminde iradeyle tercih ettiklerim geliyor. Geçmişimi ben yaptım. Gelecektekileri ben tercih etmişim. Ne zaman? Ruhlar aleminde, Arş-ı Azam'da. Orada irade vardı. Peki, madem tercih yaptım, buraya gelmemin ne şeyi var? İrade ile mazi ve müstakbeldeki tercihler yapılır. Halde İhtiyarla yapılır. Haldeki tercihlerimiz ihtiyardır. Kafirlerin iradesi yoktur. İhtiyarı vardır. Peki, aklidir. Peki kafirler ruhlar aleminde iradesiyle evet demediler mi? Hayır dediler.
Hayır mı dediler? Tabii hayır dediler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ondan sonra iki tanesi vardı. Bir tanesi mesela sözünü unuttular. Sözünü unuttular. Elestu bi rabbikum kalu bela. Etmeyenler var secde orada. Edenler var. Demek ki kafir mümin fark etmeden mazide, mazi ve istakbeli tercihler yapan iradedir. Çünkü irade vicdanı bir sıfattır. Vicdanın içinde ne vardı? Dört soğan kabuğu gibi düşünün. Vicdanın en dış tarafı irade. İrade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Latife ile bak. İrade demek vicdan. Vicdanı bitmişin. İradesi bitmiş demektir. Zihni bitmiş demektir. Hissi bitmiş demektir. Yani vicdanıyız. Dimais var. Latife-i Rabbani'si bitmiş demektir. Hatmedilmiş. Mürtedi yok. O zaman neyle tercih ediyor bu irade bitmişse? İrade vicdanıydı. Akli değildi. İhtiyar var. Akli tercihler ihtiyar. İhtiyar itikadımızı oluşturur, aklımızı oluşturur, tercihlerimizi oluşturur. İrade imanımızı oluşturur. İtikadla iman arasındaki fark. İhtiyar, cüz-i ihtiyar itikadımızı oluşturur. Doğru itikad veya yanlış itikad. Çünkü itikadın batılı vardır. Batıl ilahileri itikad ederler. Batıl ilahları. Ama imanın batılı yoktur. İman tektir. İmanın tersi yoktur. İtikadın zıttı vardır. Batıl itikadlar var. Risale'de geçiyor. Batıl imanlar yok. İman tektir. Çünkü Allah'ın nurudur. Allah'tan zulmet gelmez ki yanlış bir iman olsun. İtikat dimağa aittir. İman kalbe aittir. Bu kadar rahat konuşabilmemin sebebi bir sene itikatla iman arasında en az 40 tane fark bulduk. İşte dimağa dersine girersiniz. İtikat dersi var. Yayına girdi şu anda. İtikat dördüncüsü girdi. 40. 36, 37, 38, 39. 4 tane ders imanla itikat arasında fark anlatıyor. Daha yarıya geldik. Kısacası yani bir de kader yapardık ama kaderin başı var ya, kader ilimlerindendir, şöyledir, böyledir. Onlar hep böyle insandaki karşılıkları nelerdir diye ders yapsak harika olacak yani. Kader öyle oturuyor ki. Kader, 5 tane iman esasını hazmeden insanı haleti ruhiyesini oluşturandır. Yani esma-i fiiliyenin hulasa-i camiasıdır bizde. Devam edeyim, daha şey yapılacak. Burada göstereceğim zaten evamir tekniğini. Külliyattaki tabirler çok kolaydır. Risale'de şöyle geçer, 25. söz. Sehli mümteni. Sehl çok kolay. Mümteni imkansız. İkisi birleştirilmiş. Risale-i Nur sehli mümtenidir. Çok kolay olan zordur. Çok kolay olan zor. Yani Risale-i Nur çocuk da okusa anlar. Hissesiz kalmaz. Ama neyin nesidir falan bir bakalım deyince ooo mümteni. Leblebi çekirdeği. Anladın mı? Şimdi bunu düz oku, kesinlikle hissesiz kalmaz. Kur'an gibi yani. La teşbih ve la temsil. Peki abi, evamiri tekviniye insan ekber olarak bakacak olsak, insan ise imam-ı mübine müdahale etmesiyle, kitab-ı mübin cihetiyle, o zaman yani bir külliyet kesbetmesi biraz zor değil mi? Yani bütün alemleri, bütün her şeyi kendinde, çünkü her tercihi o anki andaki bir kısa bölümü olacak. İşte ama şu var. Cüz'i nazarı. Basit bu. Bunu tercih etti. Ne olacak işte. Abi bu senin galiba. Al. Var. Var. Mesela bu bir tercihtir. Basit. Abi şunu çevir. Ha. Bu cüz'i nazarını cüz'i fiile hasrettin. Cüz'i olur. Cüz'i fiil. Bunu böyle koydum. Cüz'i fiil. Cüz'i şey. Ama külli bir nazarla bunu böyle yaparsan bu fiil külli olur. O da niyet, nazar,
mana ismi mana harfi ile cüzi nazarını, cüzi fiilini külli ve umumi yapıyor. O. Evamiri tekviniye nedir diye gireceğim. Acele ettin. Evamiri tekvine karpuz gibi düşün kardeş. Adanalısın. Vur Adana karpuzunu. Bıçak vurur musun abi? Yar. İçinde ne var biliyor musun evamiri tekviniye? Ne var? Ne? Çekirdek var. Kırmızı. Çekirdeği vur işte. Karpuz çekirdek kabul et. Evamiri tekviniye. Vurduk. Bir. Meyil. İhtiyaç. İhtiyak. İncisap. Evamiri tekviniye de bu dördünün bir ara. Ha o zaman hani dedik ya kader defteri imamı bin. Evamiri tekviniye kaderimizi yazıyor. Peki evamiri tekviniye kim yazıyor? Bizdeki meyil. Bizdeki iştiyak. İncizap, ihtiyaç. Biz evamiri kaderimizi biz yazıyoruz. Ona da sınır yok yani. Evet. Meyillerimiz. Şöyle diyeyim size, hatırlar mısınız? Kahvede size şunu söyledim. İlim netice olsaydı, şeytan neticeye varmıştı. İlim, mebde ile münta arasındaki bir yöntemin adıdır. İlmin batılı da vardır. Yani içki yapmanın bir ilmi vardır. Allah inkar etmenin bir ilmi vardır. Görmüyorum diyor. Şeytan bunu kullanıyor. Şeytan kadar alim miyiz? Şeytan ilim seviyesinde, en zirvede. Peki şeytanı vesvese lisası ne diyor? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan he, gider, tanımasan gelir. Peki ilmin zirvesi şeytan. Şeytanı ilim ile mağlup edemezsiniz. Çünkü şeytan senden daha alim. Şeytanı vesvesesini vesvese risalesiyle tard edemezsiniz İbrahim, Murat. Vedat mı? Ebu Bekir. Vedat nerede? Ha burada. Koca adamı kaybettik. İlim ile şeytanı tard edemezsiniz. İlim denmez zaten. İyiyle. Neyle tard ederiz? Terklerle. Yani o ilmi kıblesine koyarsan sende terkler olarak gözükür. Terklerle şeytanı mahvedersiniz. Şeytanda terk yoktur. O zaman terk yoksa esasında ilim de yoktur abi. İlim o zaman Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkebe benzetiyor. İlim var da. Malumat oluyor evet. O değil mi? O zaman? Yani ilim ne biliyor musun? Yani hedefsiz drr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 
Tırrrt dost düşman gitti. Bir var düşman. Tırrrt. Tamam. Yani ilmi kıblesine koyarsanız şeytan yok olur. Yani peki koyduk neden? İlim eyleme dönüşürse haramları terk olur. Haramları terk edersen şeytan ortadan yok olur. Haramların kendisi şeytandır. Şeytanını sen oluşturuyorsun. Terkler olmadan okudun başına beladır. Enaniyet kurur, kibir olur. Abi bu anlattıklarınız tamamıyla kanuniyet, sistem değil mi? Kesin. Sistem nasıl çalışıyor? Ben ne şahıslarla ne sıfatlarla uğraşıyorum. Başlayayım. Sistem, benim derdim, işim, hastalığım, sistem nasıl çalışıyor? Yani cüzden külliye kadar her yerde kullanılıyor. Nereye kullanırsan kullan. Yani şu anda belki şey olacak ama harekat var. Harekatta düşman kim? Tek atış. O kadar. Onun haricindekiler hiç kimseye uğraşmıyor. Yok. Mesela yaptığımız derslerde dimağa, psikolojiye, hayata, içtim hayata, ailemize indirgenmeyen bir dersi ben pek yapmıyorum, yapamıyorum, sevmiyorum. Sevmiyorum. Yapanları da yapıyorsa yapıyordur. Mesela Cebriye'yi anlatmıştım size. Cebriye Mutezile. Ya Cebriye Bey bilsen ne olur, Mutezile bilmesen ne olur? Bilsen ne olur kardeşim, Cebriye kitapta mı? Cebriye şuymuş. Risale'de geçiyor, okuyorsun, geçiyor. Ya ne olacak yani, bilsen ne olacak yani? Enanet ol. Onu aileye uygulayacaksın. Cebriye, mesela, uygulayayım, cemaate uygulayayım mı? Mesela, Risale'de anlayış farklılığı var. Çünkü manayı küllidir. Tek bir şeyi anlamlandırmaz. Risale-i Nur tek bir şeyi anlatmaz. Bu tanım çekirdek gibidir Risale-i Nur tabirleri. Mana meratibi var. Zerreden şemse kadar mertebesi var.
farklı manalara hiç hazmetmemek, sırf lugatı dediği gibi kabul etmek bu mutezile'dir. Nurcuların mutezilesidir. Bu da ses getirecek abi. Ne getirse getirsin bu. Nurcuların mutezilesidir. Nurcuların mutezilesidir. Mutezile demek başkasına hakkı hayat vermemektir. Şey ise Allah bunu yapmış, tamam mı? Hiç kimse mesul değil. Kurumuş yaprak rüzgarın önünde oyuncak gibi. Bu cebri anlayışıdır. Yani mutezile hiçbir hakkı hayatı vermez. Hiçbir anlayış farklılığına imkan tanımaz. Cebriye diyor ki bu mananın tersi ne olur? Nedir? Cebriye ne demiş oluyor? Hiçbir şey karışmıyor. Hiçbir şey karışma. Tefrit de olmuş oluyor. Hiçbir şeye karışma kardeş. Her şey olduğu gibi gitsin. Ne olursa olsun. Yani kim ne yaparsa yapsın. Ne anlatır? Doğru mu anlatıyor? Risale'nin tarif mi ediyor? Sadeleştiriyor mu? Arasına, izanlamı altına fen ve felsefi mi sokuyor? Külliyatın izahı külliyatın içindedir. Lugat da değildir. Lugat da sokmuyorsun. Lugat beşeridir. Risale-i Nur'u çözecek ancak Risale içerisindeki mana meratipleriyle çözersin. Şimdi Cebriye ise her şey mubah. Kim yapar? Bu cemaatin içinde cebriyecidir. Hiç umurunda değil. Hizmet mi varmış? Hizmet mi varmış? Hizmet mi oluyormuş? Elektrik faturası mı yatılacakmış? Dershane mi açılacakmış? Bugün derse mi gidilecekmiş? 10 dakika risale mi okunacakmış? Kur'an mı okuyacağım? Aa, fok balı. Fok balı. Bu cebriye. Allah ne yapmışsa odur. Günah da yok, sebap da yok. Hizmette ne? Allah Risale'nin hizmet yapıyor. Cibreci'ye bak. Hizmet devam ediyor. Hizmet devam ediyor. Risale-i Nur müşteri muhtaç değil. Tabii ki değil. Risale-i Nur mastardır. Hakikattır. Hakikat kimse yok. Ama nurcu Risale-i Nur'a muhtaçtır. İnsan müşteri muhtaçtır. Risale-i Nur müşteri muhtaç değil. Ben Risale-i Nur muyum? İslamiyet ayrıdır, Müslüman ayrıdır. İslamiyet insana muhtaç değil. Müslüman yaşayabilmesi için arkadaşa ihtiyacı var. İnsana muhtaçtır. Risale-i Nur hakikat olduğu için müşteriye muhtaç değil. Risale-i Nur talebesi müşteriye muhtaçtır. O zaman dershane açmayalım. Risale-i Nur her şeyi yapmış. Her şeyi bitirmiş. Risale-i Nur hizmet yapıyor. Bu cemaat içinde cebriyecidir. Cebriyettir. Mana ver, dokunma. Lugata da şey yapma. Dört, durur toz. Bu cemaat içinde mutezilettir. Etine suyuna dokunma. Olduğu gibi kabul et. Tamam. Ekleme yap. Peki, düşünceyi mutezile cebri yapalım. Mesela, gelen bir mana, düşünce, kimden gelmiş? Şeytandan mı? Bundan mı? Şundan mı? Ne gelmişse odur. Tamam. Bu düşüncede mutezilettir. Her çeşit düşünceye açık olmak düşüncede cebriyedir. Ehl-i sünnet nedir? Ailede uygun. Ehl-i sünnet bak. Mutezile yanlış değildir. Cebriye yanlış değildir. Şurası yanlış. Mutezile der ustad. Mazide doğrudur. İstikbalde yanlıştır. Cebriye mazide doğrudur. İstikbalde yanlıştır. Ehl-i sünnet ise mutezilenin istikbalini alıyor. Cebriye'nin mazisini alıyor. Ehl-i sünnet böyle çıkıyor. O zaman şöyledir. Uygulayayım hizmette. Risale-i Nur mana mertebesi var. Kabul etmek. Ama o mana mertebesini izah etmek adına sineğin çapının, kanının, kan damarının şu kadar şeyi vardır. Alüvarlar şöyledir. Akvayana güya Risale'ni anlatacak. Diyecek. O ana manayı yok ettin. Fen ve felsefeyle izah ediyorsun. Değil. Risale nedir? Risale'nin içerisinde ya o paragrafın izahını başka bir paragrafa getirmek, usta ise bil mana, hadis ve ayet caiz olduğu gibi Risale'de de caiz, bil mana kimsen sözler 273'tekileri buraya getir, bil mana naklet açmadan veya aslı manayı rencide etmeden tefekkürü
Yani muhataba çocuk mudur? Cenazede misin? Cenaze evinde misin? Dersen bu aslı rencide etmeden belagata göre muhataba bu kelamı tamam muşakaslandırıp geçmek. Tamam. Ha, ehl-i sünnet budur. Dersteki ehl-i sünnet. Dersin ehl-i sünneti. Cemaatin ehl-i sünneti. Hiçbir mana mertebesine dokundurmamak, meal ne diyorsa odur ve bu Vehhabilerdir ki mutezile'dir. Nurcuların mutezilesidir. Hiçbir şeye karışmamak hizmet mi varmış? Dava mı yürüyecekmiş? Elektrik parası mı yatacakmış? Efendim, Risale'nin bir sene ulaşılacak mıymış? Dershane mi açılacak? Mana bir şeyler çalışayım, gayret edeyim de insanlara faydalı olayım. Ulaşayım bunların imanını kurtarayım. Hiç! Hiç! Pascal çağınını. Hiç! Erzurumlu hocamız vardı bizim. Efendim, ulan derse çalışın diyorum. Pascal kanununa çalışın diyorum. Ama siz hiç takmıyorsunuz. Ortaokulda hatıram. Pascal kanunu haç. Ders çalışılacakmış haç. Tamam. Dava mı varmış haç. Tamam. Mesela evlilikte yapalım. Abası var mı? Var. Evim var mı? Var. Verdim gitti kızım. Bu cebriyettir. Tamam. İlle benim gibi meşrebim olacak. Bu da mutezileti kızını verirken. Ehl-i sünnetler içinde midir? Ehl-i sünnet vel cemaat içinde midir? Anlayışı ehl-i sünnet mi? Namaz orucu var mı? Tıp atıp %100 evlilik birliğini aramak. Bu mutezileti. Hiç sıfat aramamak. Ya namazım var mı? Hiç umurunda değil. Kızı vermek cebriyedir. %50, 60, 70 ortak tarafı bulduksa kızını vermek ehl-i sünnettir. Bakıyordum. Her şey uygun. Kitaptaki Cebriye Mutezile ne oldu? Şimdi hayata indi. O zaman eve bakın bakalım. Mutezile misiniz bu dün akşam? Geçen hafta kavga ettiniz. Bir hayal etsin. Herkes eşiyle kavgasını, çocuğuyla kavgasını. Mutezile miydim o anda, Cebriye miydim? Bak göreceksin. Yoksa ehl-i sünnet miydim? Ha şu tarafım ehl-i sünnetti. Ulan cebreciliğim farzı vardı lan. Yok. Mutezileydim ya. Benim dediğim gibi olacak. Kalıba gireceksiniz. Girdiniz. Yaşama şansınız yok. Mutezilesiniz. Nasıl yaşarsanız yaşayın kardeşim evde. Hiç namus muymuş? Kız arkadaşını mı getirdi çocuk? Arkadaşına mı gitti benim kızım? Birisinin evinde mi kaldı? Alman gibi. Ya nerede kalırsa kalsın. Sen de cebriyesin. Tamam. Aa ya ne yapıyorsunuz ya, olur mu ya? Bizim bir kültürümüz yok ya. Helal olsun. Allah Allah ya. Ben dedim değil ama bir insan olacağız ya. Nurculuktan önce, İslam'dan da önce, mühendis olmadan önce, doktor olmadan önce iyi bir insan olacaksın. Benim abimin sözüdür bana bunu. 1994 dershane açıyoruz. Kırıkada açtık. 92'de hazırlığını yaptık. 94'te dershane açıldı ilk. Yani dershane çok var da bizim açtığımız dershane Kırıkhan'da 94. Gidiyorum. Valizimi hazırladım. Elini öpüyorum. Abi diyeceğim bir şey var mı dedim. İşte onu söyledi. Ya. Ne dedi? Biraz önce ne anlatıyorduk? İyi insan. Bana dedi ki, kaçırmayanınız için söyleyeyim. İyi bir nurcu olabilirsin dedi. İyi vaaz olabilirsin dedi. İyi bir namaz kılabilirsin. İyi konuşabilirsin. Hatta iyi bir doktor. İyi bir mühendis, iyi bilmem ne. Ama ilk önce iyi bir insan olacaksın. Bu abi dedim, bana Ahmediye okumuştum eskide bir kenarda. Ahmediye, Muhammediye kitap var. Orada ne yazıyor biliyor musun? Onu hatırlattı dedim. Neydi dedi, söyle bakalım ha. Arıma gitti ama iyi bir insan olacaksın dedi. İyi bir nurculuktan önce... İyi bir insan olacaksın. Ondan sonra neydi dedi. Abi dedim, müridin bir tanesi icazet almış giderken hocasına, şeyhine demiş ki, efendim gidiyorum, son tavsiyeniz nedir? Şeyhi demiş ki, oğlum demiş, son tavsiyem şudur. Sakın gittiğin yerde Allah'lık davasına kalkma, peygamberlik iddiasına girme, olma. Tuğbüstü. Allah'lık davasına girme. Ebu Bekir. Allah'lık davasına girme.
Sana bir tanesi böyle dese, sen bana diyorsun ki abi ben şu tutkakta değil gideceğim şimdi, öyle değil mi? Abi şu tutkakta gidiyoruz, ne yapalım? Allah'lık davasına girme Ebu Bekir, peygamberlik davasında olma. Ne dersin ya Ebu Bekir? Adama tuhaf tuhaf bakar. Tabii. Diyor. Estağfurullah diyor ya. Dedi ki, her dediğim olsun demek Allah'lık iddiasıdır. Herkes beni sevsin, takdir etsin. Şöhret budalaları peygamberlik davasında olmaktır. Çünkü peygamberlik, peygamberler herkesin nefsinden fazla sevmesi lazım. Herkes. Herkes beni sevsin. Niye sevsin ki? Ama peygamber mecbur değil mi? Ama beni sevmek zorunda değilsin ki. Ama ben istiyorum seni Selahattin abi. Mutlaka beni sevin. Nasıl da peygamberin yolda olsa sevmek lazım, mecbur. Değil. Ama lazım ama herkes gene mecbur değil peygamber gibi. Çünkü Hasan'ı sevmemek Hasan imandan etmez. Hasan yanlış yapabilir. Peygamber yanlış yapabilir. Evet. Hasan'ı sev. Mesela ölçüye bakın. Bana dediler ki abi hücum ediyorlar hocalara, seninle başladı şimdi Nurettin Yıldız'a. Risale'nin biraz aleyhinde bulundu. Birinci şu hakkında Nurettin Yıldız bulundu ama ona İmam Şafii diyor ki oku takip edin diyor. Düşmanın okunu takip edin. O sizi dosta götürür. Nurettin Yıldız'a kim hücum ediyor? Sen de buradan, fark etmez burada değilsin ama buradan hücum edersen ok aynı yere gidiyor. Sen de bilmeyerek bu dairede değilsin, bunun yörüngesindesin. Şimdi ona hücum etmek, dahili küçük küçük hataları öne çıkarıp harici düşmanları unutmak, bilerek veya bilmeyerek zındıkanın beraberindesin. Risale-i Nur'a hücum etmesi, yani Risale-i Nur'u ustadı birinci şuala itham etmesi ve Risale'i kabul etmemesi, ustadı kabul etmemesi kafir etmez insanı. Ama buna hücum edenlerin yanında olmak manasında olan bu düşman aynı olması insanı imandan eder. Ölçüyü görüyor musunuz? Abi şeye girelim dedim. Hüsnü abiye oraya geçelim. Diye. Yok. Demek ki Üstad Kastamonu'da diyor ki birbirinizi dairenin dışına atmayınız. Hem İslam dairesi hem hocam. Öyle kusurlarla. Hatta kebair zina bile işlese dairenin dışına atmayınız. Bizden değildir. Biz onu silmişiz. Kastamonu'da diyor ki dairenin dışına atmayınız. Ne olacak bu? Olmadı. Peki böyle deyince biz ne yapacağız? Mukabele bir misil mi yapacağız? Yok. Meşgul olmayacağız. Peki niye anlatıyorsun şimdi? Hem teneffüs ettireyim hem de laikaları bilmeyince böyle oluyor. Kebair işlese adam. Zina etse. Nurcu değildir. Bizimle alakası yok diyebilir misin? Düşmüş adam. Sahabe sahabelikten çıkmış mı? Düşmüş böyle. Tokatını yemiş. Bedelini ödemiş. Öyle mi? Allah Resulü parmaklar üzerine namaz kılmış cenaze namazını. Olamış. İtikada yanlışlık, ehl-i sünnete yanlışlık anlayışı olan Muhyiddin Arabi şeriatın kılıncıyla asılmış. Öyle mi? Yani zahiri şeriata, batın şeriata zıt değil zaten. Zahiri şeriata. Şimdi bunun ailende mi bulunacaksın? Acayip bir şey ya. Yani ölçü olmayınca ya ifrat ya cebriyesin cemaatta. Nurcuların cebriyesi veya nurcuların mutezilesisin. Öyle kitapta kalan mutezile cebriye hayata uygulanmasa sana hiçbir şey getirmez. Okumasan da olur. Ne yapacaksın onu ya? Hayatta Meryem olacaksın. Hayatta İsa olacaksın. Musa olacaksın. Eyüp olacaksın. Yunus olacaksın. Onu uyguladı ustad. Yoksa Kur'an'da kısasını okusan, hayatında hiç alakası olmasa, hayatını onlarla yorumlamasan, okusan ne olur Meryem suresini, okumasan ne olur? Okusan ne olur Yusuf suresini, okumasan ne olur? Sen Yusuf sen olacaksın. O kısada Yusuf'u sileceksin, Hasan diye okuyacaksın. Külliyatüs Hazretleri diyor ya, Hüsrev'e saldırmak diyor. Doğrudan doğruya Risale'nin aleyhine bulunmaktır. Şimdi bir hizmet elemanına hücum etmek, doğrudan doğruya ona hücum edenlerle beraber olmaktır. Abi, Üstad Hazretleri... Evamir Tekvini okuyor. Evamir-i Tekviniye dondu, çekirdek oldu dedik. O da sıcak bölgeye götürdük. Evamir-i Tekvini bir hemen afine getirdik. Dondu, çekirdek. Evamir-i Tekviniye Bülentlerin memleketi Adana'ya götürdük. Ağaç oldu. Tamam mı? Demek ki Evamir-i Tekvini. Peki Evamir-i Tekvini'yi kim yazıyor? Biz.
Neyle? Meyillerimizle. Meyillerimizle. İhtiyaç. İhtiyaç. İncizat. İhtiyaç. İhtiyaç. Ya. Neyle? Ene ile. Ene Vamir Tekin arkasında. O ene çekirdeğinin içerisinde mi bu dört tane kanunu gitti? Hep enede bu. Evamir tekvenimiz de enede. Ve ene ısındıkça bu dördü çıkıyor. Al bir şey yapsam da kağıt şöyle bir yapayım da size. Şöyle şurada çizeceğim şimdi. Dayanamayacağım bak şimdi. Bunu Bülent nasıl gösterecek bilmiyorum size. Dur yapayım. O marifetli o kardeşim. Bak. Mana, bu ha şunu ene görüyor musunuz? Tamam abi. Mana, nur. Tamam, çok önemli. Ebu Bekir geç bu taraflara. Ramazan. Görüyor musunuz? Çok önemli. Bu enedir. Evamiri tekviniyenin illeti tammesi buradan böyle çıkıyor. Evamiri tekviniyenin illeti tammesi bu taraf. İlleti tamme, illeti tammesiz. İlleti tammeli, illeti tamme. Vücudu harici yani evamiri tekviniye şu eneyi burası vacibül vücut yönü. Ha, onu yazayım. Burası ok vacibül vücut. Bu kağıt delikli olduğu için yazamadım. Burası mahluk. Bak enenin vacibül vücut yönü, mahluk yönü. Ene'den vücudu harici çıkanlara Allah'ın nuru semavati vel ard. Tamam. Yaklaş. Mahluk. Mahluk. Buraya bakın. Kafanız başka şeye vermeyin ya. Vacibül vücut yönü. Mahlukla Halik arasında bir berzahtır. Kabir gibi. Alimi berzah. Alim berzah ne demektir? Ahiret değil. Dünyada değil ama adam öldü. Ahiret ne zaman başlar? Kıyamet koptuktan sonra haşir meydanından sonra başlar. Şu anda neredeler? Alimi berzahta. Berzah orta demektir. Anne kandaki çocuk. Bacım diyorum kadına kaç aylık? 9 aylık. Doğuruyor ne kadarlık? Bir günlük. Yani 9 aylıktı. Nasıl sıfırlandı? Peki gaybda mıydı çocuk? Değil. Hayır. Şahadette miydi? Okay. Değil. Eğer şahadet olsa 9 aylık olacaktı. Doğdu bir gün diyorsun. Ama burada 9 ay diyorsun. Buradayken buralı olmayandır. Çekirdek ağaç mıdır? Hiçlik midir? İlmi vücuttur. Aynı böyle. Ene de bu. Ha, evameri tekvinin illeti tamesi buradan böyle iniyor. İlleti tamesiz buradan. Yani eneyi vacibül vücut inşa ediyor. İçindekileri biz burada. İrade burada bizim. İrade. Yedi subut-i sıfat var ya, ilim, irade, kudret, sen basar. Hepsi bizde mahluk olmayan bir şekilde var. İşte o Allah'ı tercih eden irade, mahluk olmayan irade burada. Yani, o zaman evamiri tekviniyemizi buradaki irade, buradaki ilim, irade, sen basar, kudret, hayat. Allah'ın yedi subut-i sıfatı var ya, bir de zat-ı sıfatları var. Vücut, kıdem, beka, muhalefetun havadis, vahdaniyet, kıyası bir nefsi, tekvin. Bunlar hepsi burada. Mahluk değil ama vacip seviyesinde de değil. Buradaki zati ve subutu sıfatlarımızla onayladıklarımız buradan çıkıyor. İlleti tamamelli ama bunları onaylamadıklarımız, yani bunu inşa eden vacibül vücudun İlleti tammesiz, evamiri tekvinisi buradan geliyor. Nu eve ene bu. Enenin manası var, nuru var. Nur mahluk tarafımız, enenin mahluk olmayan tarafımız mana. Bu kadar anlatabiliyorum. Belki daha iyi kavrarsınız ama bunu anladınız mı? Sorunuz var mı burada? Yoktur inşallah, çabuk geçeyim. Şimdi bak. En azından bu derslerle şu olur. Ha, bu kavramlar çözüldükçe çok kolay. Biz niçin Risale'nde öyle patanaj yapıyoruz kader evamite? Yani lügatla baktığımız için. Lügatla baktığımızda olmuyor. Lügat şu demektir. Sokakta bir nüfus kağıdı gördünüz.
Aa böyle ciltli o, sayfalı o, böyle bir adam varmış, babası falan, memleketi şu. Adam bildiniz, varmış. Bu adamı tanıdınız mı? Hissiyatını, fikriyatını, duygularını, hislerini, imanını, inkar şeyini, duygularını. Yok. Adamın varlığını tanımlıyor. Böyle bir adam yaşıyor, bu lugattır. Gidin adama, ne var ne yok, nasılsın, iyi misin, seyahat edin, yemek yedin, sohbet edin, fikriyatını anlayın. Tanıma nispeti, lugatı, şey, tabiri, Risale-i Nur'u, Evamir-i Tekvini yine Risale-i Nur'la izah etmek. Yani toplama yapmak. Evamir-i Tekviniye nedir? Külliyatta nasıl geçiyor? Her geçenleri araştırın, yazın, çıkartmaya çalışın mana bu Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izahdır. Lugatla konuşmak Risale-i Nur'u alimlerin anlayışıyla izah etmektir. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la değildir. Ha? Şimdi İmam-ı Bin Kader defteri ise Kitab-ı Mubin kudret defteridir. Bu açık ifade Risale'deki. Her biri birer ayet olan silsile-i mevcudat. Lef-i mahfe ispat denilen neymiş? Zamanın sayfeyi misaliyesinde lef-i mahfe ispat konuştuk. Zamanın hakikatıdır. Zaman hareket değildir. Zamanın bir sıfatıdır hareket. Zaman dün o konuşmuştuk. Der esmasına bakıyor. Der. Denizli, Edirne, Hatay, Rize, dehr esması. Esma canlıdır, esma şuurludur, esma hislidir, hayatlıdır vesaire. Dolayısıyla zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Kime nasıl akacağını bilir. Zaman iyi bir müfessirdir. Zaman halledecek diyor ustad. Zaman sırf hareket değildir. Hareket bir levnidir, bir surette gözükendir. Değişkenlikler, öncelik, sonralık, öncelik, sonralık. Zamanın bir sıfatıdır. Zaman kendisi değildir. Zamanın sayfeyi misaliyesinde lef-i mahve ispat alem-i şehadette ne yapıyor? Yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Zamanla. Şimdi ben burada şeyi de göstereyim. Evamiri tekviniye de şurada göstereyim. Keseceğim. Çünkü şu tutkarta gideceksiniz. Tutmayacağımı biliyorum sizi. Burada oturayım. Cumali'ye yanına oturayım. Cumali benim kardeşim. Evet. Bak ilk önce şu şeyi göstereyim. Çok güzel. Arkadaşlar buna odaklanın siz. Görüyor musunuz? Bak burası büyüteceğim de iniş çıkış zor oluyor. Buraya yakın olursan biliyorsun ama zannediyorsun. Otur. Çünkü bakınca his oluyor. Biliyorum ilim oluyor. Hisse dönüştürmek için bakmak gerekiyor. Onun için Allah bu dünyaya getirdiyse olsun diye. Bak bu mahiyeti, mahiyeti zatiye bunun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ama Allah neredeydi dedi peygamberimize Miraç'ta şey yaptın. Amadaydı diyor. Ama. Mahiyeti zatiye. Bilmiyoruz. Tamam mı abi? Şimdi bu evamir tekbirini anlatacağım. Ondan sonra keseceğim abi. Şu mahiyet-i zatiyeden şunat-ı zatiye çıktı. Onun bizdeki karşılıkları, onu büyüteceğim. Latifelerimiz, ruhtaki latifeler. Nedir o? Şefkat-i mukaddese, el merkeze şefkat. Muhabbet-i munezze, muhabbet var ya, kardeşini sevmek. En takdir edici bir yoldaş. Uhuvvet Risalesi niçin çok önemli? Şuunat-ı Zatiye'mizi inşa ediyor. Uhuvveti olmayan, kardeşleri kucaklamayan şuunat-ı Zatiye'si inkişaf etmemiş. Üstleri açılmamış. He? Evet. Örtülere kalkmamış. Kalkmamış, çekirdek olarak kalmış. Hmm. Uhuvvet Risalesi niçin çok önemli? Çünkü şuunat-ı Zatiye'nin bizdeki karşılığı olan muhabbeti münezzehe. Bak şuunat-ı Zatiye'yi büyüteyim de daha iyi görün. Niye böyle? Ha. Bak. Şunat-ı Zatiyesi'nde neler var görün diye. Kitabı da söylüyorum bak. 286 mektubat. Latifelerimizin menbaı olan şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, şefk-i mukaddes, surur-u mukaddes, lezzet-i mukaddes. Öyle lezzet. Mesela şu. Cinsellik lezzettir. Nikah olursa mukaddes olur. Sebaplı olur.
Allah beraber olmaktan sana sevap yazıyor. Ama Allahsız olursa zina oluyor. Lezzeti zina. Yani lezzeti habis yani. Habis yani. Habis evet. Yani orada da lezzet var ama habis. Habis. Mukaddes oluyor. Değil. Vay o zaman be. Acayip bir şey. Nikah lezzeti mukaddesi dönüştürüyor. Aynı fiili. Allah Allah. Lezzeti mukaddes, menüetik mukaddes, iftihar mukaddes. Mesela ananı sevmek cinsellik değildir mesela. O da acayip. Lezzeti mukaddestir. Çok Allah için sevmek lezzeti mukaddestir. El hubu filla. Şimdi bu şunattan ne çıkar arkadaşlar? Şu sıfatlar çıkıyor. Sıfatlar malum ikiye, zatiye, fiile. Şimdi esma çıkar. Tamam ben acele edeyim ki tutmayacağım sizi. Buradan esma, esma bak bütün esmaların bütünlüğünü ifade eden kader ezelir. Nerede geçiyor? Sözler şurada, şurada. Ben onları anlatmayacağım. Bak şimdi. Burası Nur-u Muhammed'i. Tamam abi? Evamir-i Tekvini görüyor musunuz? İlleti tammesiz. Evamir-i Tekvini'ye irade, emir, ilmi tazamun etmiş burada. Şimdi burayı burandan aşağıya böyle mana, buradan yukarıya doğru nur. Yani bizim ene dediğimiz var ya, ben olan ben, benim ruhum diyen ruh değil. Benim vücudum, benim atletim, şey gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben o diyen ruh da değil. Bak benim ruhum diyen ruh değil. İşte bu ene diyor. Bu ene'yi inşa eden Allah yönüne kader ezeli yönümüzdür ki buna mana yönümüz. Burayı inşa eden. İşte burada Allah'ın zatı ve subutu sıfatları mahluk olarak değil, vacip olarak da değil, buraya Allah tayin ve teşahhus ediyor. Allah'ın ilmi, Allah'ın iradesi, kudreti, sem, basar, kelam, tekvin, muhalefetun adı hadis, buraya tayin ve teşahhus ediyor. Görüyor musun? Onunla biz, mahluk olmayan irade, mutlak hürriyet buradan geliyor. Yani yaratılmış bir irade olursa, yaratana karşı mutlak hürriyet olmaz. Ne kadar kaliteli olursa olsun. İrade yaratılmışsa, mahluksa kesinlikle yaratana karşı hür olamaz. Ne olursa olsun. Bizdeki irade ise mutlak hürdür. Sebebi buradaki Allah'ın zatı ve subuti sıfatları taayyun ediyor. Taayyun ediyor. Allah'ın zatı ve subutu sıfatları taayyun ediyor. O zatı ve subutu sıfatlar içerisinde irade yok mu? Ha, o irade ile biz tercih ediyoruz burada. İyi dinleyin, kaçırmayın burayı. Burada irade var, şu mouse'u görüyor musunuz? Bununla zatı ve subutu sıfatlarla tercih ettiklerimizle aşağıda evamir tekvinimizi inşa ediyoruz. Biz inşa ediyoruz. Onun için evamir tekviniye inşa eden, karpuz gibi düşünürsen içinde ilim, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizabımızın hulasasıdır evamir tekviniye. Tamam mı abiler? Şimdi evamir tekvininin, ondan sonra kabu kavsiyenimiz bu. Buraya sırrı iman da eklenir. Bunu imkan vücub ortası miraca buraya kadar gelmiş, burada şey yapmış. Burada ruhumuzu verilmiş, ruhlar. Burada aklımız verilmiş. Burada kalbimiz. Ben şimdi evamir tekviniye geçiyorum. Bunu siliyorum. Evamir tekviniye anlatayım. 3-4 tane şey. Bunu daha büyütebilir misin Hasan? Büyütebilirsin tabii. İslam'da çare eksik olmaz. Daha. Evamir tekvini içinde ne var görüyor musunuz? Nur dersini indirebilirsiniz bunu. Meyil, iştiyak, incizap, ihtiyaç. Bunlar bizim dördünün cemi evamir tekvini. Bunu da gördünüz. Şöyle de yapayım abi ha. Sözler 528. Sözler 528. Şimdi kapatıyorum bunu. Şunu da göstereyim. Tek tek şunları. Esma-i fiiliye. Bizim evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniye çıkarken kanunlar olarak çıkar. Şimdi herkes doktor istidadındadır. Ama herkes doktor kabiliyetinde değil. Yani yazılım kanun, onu eyleme dönüşme şekli nabız. Tamam mı? Kanun emirdendir.
namus iradedendir. Yani elma kanunu, kanun ama bendeki bahçedeki kanun namustur. Yani namus has, kişilere has hale dönüşmüş hali. Benim bahçemdeki elma ağacı tipi benzemez hiçbirine. Eğitli vesaire. Bu namustur. Bana aittir, kişiye ait. Ama elma kanunu geneldir. İstidat geneldir, kabiliyet hastır. Tamam mı? Evamir-i tekvine kanunlar yapar. Biz ne kadar aslımıza uygun yaşarsak kanunlar namus olur. Tamam mı abi? Peki. Abi burada evamir-i tekviniye şey mi? Ene olarak mı şu anda gösteriyor? Yok yok. Enenin dışarı çıkmış hali. Enenin dışarı çıkmış hali. Evet. Dedik ya o yukarı gösterdim. Ama onu gösterdim abi. Tamam. Yani bir daha mı şeceri hikat vardı ya. Tamam abi. Anladın mı? Şeceri hikat o ene vardı. Evet. Enemizde tayin ve teşahhus etmiş ama ben içim rahat etmedi. Şu Türk kartlarkileri düşünüyorum da, gerçek arabanız kaliteli 160 basarsınız, daha fazla basmazsınız. Ama Vedat nerede? Kaç basmış? İlk defa duydum böyle bir şeyi. Ben 260'ı gördüm abi. Fısmanallah. Öyle basma abim bir daha. 260 diye bir şey olur mu ya oraya? Tamam. Şimdi uçak kalkarken pistteki hızı, mesleğim biraz, pistteki hızı 300'dür. Ondan sonra kalkış klapeleri açılır. Ondan sonra 40 da bassaydın bir kanat olsa kesin uçardı. Bak, esmaların bütünlüğünü ifade eden kader ilahi burada Bülent'im. Allah zatı ve subutu sıfatlarıyla ve şuunat-ı zatiyesiyle burada 3 tane. Zatı ve subutu sıfatlar ve şuunatıyla Allah taayyun görüyor musun abi şurayı mouse'u? Mouse'u şöyle yapayım da. Bak. Taayyün ve teşahhus ediyor. Şualar 9 bu. Allah taayyün ediyor. Allah'ın şuunat-ı zatiyesi, zatı ve subut-ı sıfatlar burada taayyün edince mahluk değil daha, vaciptir o. Ama vacip de değil, mahluk da değil, berzah. Buradaki irade, ilim, sem, basar, tekvin, muhalefetin adresi mahluk değil, vacip de değil. Taayyün ediyor. Buradaki irade ile ben tercih ediyorum. O zaman mahluk değil. O irade ile, o subutu ve zatî sıfatlar ve şuunat-ı zatiyelerimle, tercihlerimle neyimi oluşturuyorum? Bak buraya bakın. Evamir-i tekvinimi oluş. Keşke böyle renklenseydi. Evamir-i tekvin içinde ne var dedim? Benim meyillerim, ihtiyaçlarım, ihtiyaçlarım, incizaplarım oluşturuyor. Ondan sonra... Abi o zaman meçhulü ele alırken ene... Meçhulun içerisinde aynı evamiri tekviniye bir birimi sanki. İçinde değil. Dışa çıkışı ilk. Bak içine sokmadım bak. Ene bu. Bu karpuz. Bu yeşil olan komple bölüm abi. Ha bölüm evet. Komple bölüm. Heh. Baktığımız zaman içerisinde ene bir birim gibi sanki. Evet. Evamiri tekviniye ayrı bir birim. O meçhulun içerisinde. İrade, emir, ilimi tazammül etmiş. O ayrı bir ilim gibi. Yani biz bu yeşili ele alırken bazen eneyi veyahut da şeyi bir bütün olarak alıyoruz. Bak, bazen bu hataya düşebiliyoruz. Ama bak eneyi görüyor musun burada? He? Ama buraya ne yazıyor? Dışarısı ha. Komplesi meculdur. Ya. Allahu ehad. Geneline mecul, Barla'da 258. Ama onun ben olan bene ene. Mecul. Ha, enenin mahluk tarafı değil bu. Enenin mahluk tarafı enaniyettir. Ruznam olması, takvim olması, harita olması, çekirdek olması, nizam, intizam sayıyor ya. Nerede sayıyor? Nerede sayıyor? Hayat bahsi var ya, Esma-i Kutsiye 30. lemada. Orada sayıyor. Orada sayıyor. Tamam. Yani bir de Emirdağ 1 146'da sayıyor. Ruznamedir. Ruznamedir, takvimdir, tamam, çekirdektir vesaire. Haritadır. Ha, bu nedir? Enenin vücud haricisine denilir ki bunun adı enaniyettir. Ama lügat manasında enaniyet gurur kibir manasındadır. Hasan abi şimdi bu enenin içerisine biraz önce şey yaparken şuunatı ve sıfatı taayyün ve teşahhus mu diyor? Evet. Allah'ın sıfat şu ve şuunatı. Ha bak ha şu.
şunatı zatiye. Şunatı zatiye. Sıfatı zatiye. Esma-i zatiye de var mı abi? Sıfatı. Tabi oradan aşağı hepsini. Yani buradan aşağıya hepsi şunat, sıfat, esma burada tayin ve teşahhus ediyor. Peki bunu oluşturan nedir? Burada tayin ediyor. Ediyor. Ama etmeden önceki halini hiç kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. O da bu oluşturuyor. Şu. Evet. Onu da zaten bilmiyoruz. 30 seneden. İnsana zatıyla. Şunu bildim ki 30 sene sonra bilmiyor. 30 sene ilimle vardığım ilim bilmiyor. Abi bilinseydi zaten İlfet Bey de ederdi. Bilmiyor. Efendim bilmediği daha iyi. İnsana zatıyla tecelli ettiği şey, şimdi insanın o yönünü. Evet. Yani o... Enenin enesiz yönü. Ben her Allah diyor da hadiste bir mana söylüyorum. Herkesin bir sırrı var ya. Allah da diyor ki insan benim sırrımdır, ben de insanım. Onun için bir şey söyleyeyim de. Hep derim ama deliliğe vererek söylüyorum. Biz insan değiliz. İnsan arkasındayız. Haşa panteist miyiz? Hayır. Tövbe. Bak insanlık şurada. Senin o tarafına baktığın zaman insan olmuyor sanki. İnsan sana emanete verilmiş. İnsanlığına ne oldu? İnsanlığını kaybettin. İnsanlığını niye uymadın? Peki kim? Hey sen! Hey sen! Gömleğini niye kirlettin gibi. İnsanlığını niye kirlettin? Bak bir şey göstereceğim size. İnsanlık şurada takıldı bize. İnsanlıkta takıldı. Bak. İnsanlığın takıldığı yeri göstereceğim. Anladım. İn aşağı, in aşağıya, in, in. Kürsüde insan. Mi? İn. İnsanlık daha aşağıda insan. Kürs takılarak insan oldu. Adem bu soruyu ne cevap veriyor? Allah şirk yaptırır mı insana? Şeytana da yaptırmaz. Allah diyor ki Adem'e secde et. Adem insan değildi. Çünkü kürs takılmadı. İnsan takılmadı. Peki neydi o Adem ki secde edilmesi istendi? Toprak. Toprak dediğim şey salsan şunat-ı zatiye, sıfat-ı ilahiye ve esma-i hüsnanın bütünlüğüydü. Adem yani varlık. Yani şunat koy tencereye. Şunat. Şunat-ı zatiye koy tencereye. Sıfat-ı ilahiye koy tencereye. Esma-i hüsnanları koy tencereye. Karıştır. Hasan'ı koy tencereye. Pekmez'i koy. Tayin'i de koy. Nasrettin Hoca'nın sözüdür. Pekmez var, tayin var, Hasan yok diyor. Olmaz diyor. Pekmez var, Hasan var, tayin yok. O da olmaz. İlle üçü bir araya gelmesi lazım. Şunat, sıfat, esma. Karıştır. Adem. İnsan değil daha. Ona secde et denmiş. Biz toprağa secde ediyoruz. Toprak mıdır ilah tövbe? Beşeriyet yok ki. İnsandan kastettiğiniz beşeriyet mi abi? Beşeriyet. Tamam şimdi otur. Beşeriyet. Burada takılmış. İnsanlık değil yani. Nefis takılınca beşer olduk. Tamam. Yoksa kanun oluruz. Ağaç beşerdir. Ağacın çekirdeği kanunu değildir. Beşer değildir. O Adem'dir. Şimdi bana bak ne diyecektim? Bu oldu. Bir şey anlatacak. Ötekisine geçeyim. Burayı anladık mı abiler? Hı hı. Tamam. Şimdi bunu kapatıyorum. Bir tane de kaldı. Onu da göstereyim. Size ma'u selama göndereceğim. Burayı da şey yaptık. Şimdi burayı yapacağız. Biraz da büyüteyim isterseniz. Bak şimdi. Evamiri tekvini çekirdeği oluşturuyor. İntizam meyvesi, tadı, kokusunu, rengini oluşturuyor. Nizam varlığını, vücudunu oluşturuyor. Malumiyet, ölçülü, düzenli, dizili, ahenkli, birbirine bütünleyici, tamamlayıcı olmasına malumiyet deniliyor. Meşhudiyet, hayatımız oluyor. Allah, evamir tekviniye ile, intizamla, nizam, malumiyet, meşhudiyet. Bu nerede söylüyor? 30. Lema'nın hayat bahsinde söylüyor. Meşhudiyet hayatımızı tayin, yaşı, eceli, şekli, hacmini oluşturuyor. Bak bunun bak görüyor musun? Peki bir tane de kaldı herhalde. Bu da çok önemli bu ikisi. Bu da çok hoşunuza gidecek. Niye vermedi büyük? Olmadı. Yavurca yazdı. Bunu büyütebilir miyiz? Büyütü yok. Bunu nasıl büyütebilir? Büyümüyor. Format gereği büyümüyor herhalde. Çünkü
büyütme şeyini göstermiyor abi. Göstermiyor abi. Şöyle yapalım. Şeyin formatı olabilir belki abi. O zaman ben okuyayım size. Dosya formatı. Sen yaklaştırırsam bak üstüne şey var. Bak Evamiri Tekviniye'nin vücudu illeti tame haline gelmemiş hali. İlleti tameli, Evamiri Tekviniye ikiye ayrılır. İlleti tameli, illeti tamesiz. Yani illeti tameli demek vücuda çıkması için vücub, zaruret, lüzum olsun. Yani şöyle diyeyim, kafandaki bütün projeler, mühendisiniz, hepsi bina olmuş mudur? Ha, bina olmuş olana, kafandaki projenin geneline, Evamiri Tekviniye, bina haline gelmişe illeti tameli, gelmemişe illeti tamesiz. Anladık mı abi? Evamiri Tekviniye ikiye ayrılıyor. İlleti tameli, illeti tamesiz. Kafamızda şey var. Peki peki illeti tameye gelmemişe kanun, illeti tameye dönüşmüş, fiile dönüşmüşe namus. Kanun vücud haricisi yok, namusun vücud haricisi var. Tamam mı? Şimdi daha iyi olmuştur. Ondan sonra bunu kapatıyorum. Şimdi buna bakayım. O da çok güzel ama aha veriyor gibi vermedi. Bak şöyle diyeyim, Evamiri Tekviniye mahluk değil. Tamam mı? İlleti tamesiz. Meyillerimiz mahluk. Bu ikisi arasındadır. Peki yani bunu nasıl geldi? Nur dersine gireceksiniz. Evamiri Tekviniye yazıp buna bakacaksınız. Güzel görüntülüyor mu abi? Evet tamam. Ama bakın. Bak. İlim emir. Ben bile okuyamıyorum bunda da. Ben biraz gözden sakatım zaten. Kafadan olduğu gibi. Şimdi bu nedir ya? Merak ettim bu. Bu yavrucu bir şey yazıyor. Tamam. Ne yazıyorsa odur. Keşke büyütebilsek ama büyütemedik. Şu büyütür mü? Biraz büyüttüm. Tamam. Neyse o artık. Kapat bakalım. Anladıksa anlamışızdır. Anlamadıksa anlamamışızdır. Anlamamak da anlamaktır. Çünkü anlamadığını anlamak ciddi bir anlamaktır. Anlamadığı halde anlamadığını anlamıyorsa anlamamıştır ki o cehli mürekkeptir. O çok kötüdür. Peki. Vahir devahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.